teknoloji geliştirme bölgelerinde kamusal destekler konusunu işlemeye başlıyoruz. Şu anki konumuz bu. Nedir kamusal destekler? Bunlara bir bakalım. Tabi bu bir seri. İşte niçin TGB? Bunu inceliyoruz şu an. Bu TGB kapsamı içerisinde vergisel avantajlar, network, işte değişik konular, proje, yurt dışı kongreler, organizasyon derken kamusal destek konusunda üçüncü aşama. Şimdi buna bir inceleyeceğiz hep beraber. Şimdi kamusal destekler içerisinde en üst kuruluşlar Birleşmiş Milletler. Ama Birleşmiş Milletler'deki sistem biraz farklı. Birleşmiş Milletler'deki sistemde merkezden bir proje sistemi var ve projeye yerelden istihdamlar sağlıyor. Böyle bir sistem var. Pek çok bu konuda çalışmalar var Birleşmiş Milletler üzerine. Bunlarda işte web sayfası incelendiğinde, kaynakçasından bakıldığında işte pek çok istihdam şansları, istihdam süreçleri olmakta. Bunların üç tanesini buraya yazdık. İşte yönetim sorumlusu, proje yönetim sorumlusu, iş alım asistanı gibi görevler var. Tabii işte yönetim sorumlusuna bakayım. Şimdi zaten üçü de aynı programlar çerçevesinde işleniyor. İşte Birleşmiş Milletler Geliştirme Programı kapsamında yapılan faaliyetler. İşte bunların ona göre ID'leri var. Aynı böyle bir kodlama sistemleri var. Uygulama alanları mesela yönetim sorumlusu için yönetim. Görev merkezi mesela bunda İstanbul. İşte proje yönetim sorumlusunda işte o da aynı şekilde İstanbul. Çoğunlukla zaten İstanbul merkezi. Yani çok farklı ülkelerden var. Ben Türkiye'dekileri çıkardım. İstanbul merkezi böyle Birleşmiş Milletler'de bir kariyer fırsatı var. Bunlar değerlendirilebilir. Diğer bir husus ISP. Tabii ISP uluslararası organizasyonlar içerisinde önemli bir kuruluş. Uluslararası Binim Parkları Birliği bu. Binim Parkları Birliği. Buranın tabii kendine has farklı proje destekleri olmakta. Tabii sadece proje desteği vermiyor ISP. Aynı zamanda işte kongreler, farklı programlar, proje faaliyetleri olmakta. Bu web sayfasına gittiğimizde görebiliriz. Oradan onun da web sayfasından bakalım. Bakın burada web sayfası incelendiğinde pek çok işte iş fırsatları var, çağrılar var çalışma kongreleri için. Fonlama ve proje destekleri var. Bu türden aktiviteler var. Bunlardan yararlanılabilir. Bu sayfayı bence inceleyin. Türkiye'den bu ISP'den destek alanlar var. Bu destekleri bizim buradan da alabiliriz. Çalışılırsa, ortak organizasyonlar kurulursa buralardan faaliyetler yapabiliriz. İşte şu kongre ile alakalı kısımda bir örnek vereyim ben en basitinden. İşte ISP'nin iki tane uluslararası kongre destekleri var. İşte kongre faaliyetleri var. Uluslararası yapay zeka ile alakalı faaliyetleri, çalışmaları var. Değişik ülkelerde, değişik organizasyonlarda. Onun bir tanesi Çin'di mesela. Çin'de yapılabilecek bir aktivite. Euro Bilgi Merkezi Açık Değişim Programı var. Avrupa Birliği Merkezi. Bu tarzda programlar var. Buralardan farklı aktivitelere girilebilir. Bunlar tabii şu an çalıştay kongre tarzı şeyler. Orada finansal destekle alakalı programlar var. Programlar da var. Onlar da incelenebilir. Diğer bir husus Avrupa Birliği hibe programları. Avrupa Birliği hibe programlarında da tabii bizim Türkiye'de daha çok TÜBİTAK üzerinden dönüyor bu işler. Ama tabii bakanlıkların direkt destekle alakalı çalışmaları da var. İşte ama TÜBİTAK üzerinden baktığımızda 2515 COST, 2519 COST var. Nedir COST? İşte, Avrupa European Cooperation in Science and Technology, Bilim ve Teknoloji Avrupa İşbirliği faaliyeti, işbirliği destek programı.
2519 COS'ta European Cooperation in Science and Technology, Bilim ve Teknoloji Avrupa İşbirliği Çalışma Grubu Destek Programı. Bunlar da Avrupa HIV programları. Bunlar 2099 yılına kadar var. Spesifik devamlı oradan o çağrıları takip edilebilir. TÜBİTAK'ın sayfasından bunlara ulaşabiliyorsunuz. Oralardan inceleyebilirsiniz. Mesela 2515 COS'ta bu European Cooperation in Science and Technology, Bilim ve Teknoloji Avrupa İşbirliği Destek Programı'nda mesela 360 bin lira destek var. Uluslararası Araştırma Projesi destek üst limiti, burs dahil, proje teşvik ikramiyesi ve kurum hissesi hariç 360 bin TL. İstenen burs miktarı toplamı aylık 4800 TL'den fazla olamaz. Böyle limitleri var. Makine tesisat taleplerinin toplam bütçe ile dengeli olması gözetilir. Bunun gibi destekler var. İşte 2519 COS'ta da aynı şekilde. Bunda da mesela European Cooperation in Science and Technology, Bilim ve Teknoloji Avrupa İşbirliği desteğinde de çalışma grubu destek programında da 720 bin TL'ye kadar olan projeler desteklenmekte. Bu tür destekler var. Bu desteklerden de yararlanılabilir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın destekleri var. Tabii bu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın desteklerini şöyle ele alalım. Yatırım teşvik sistemleri, sanayi yatırım programları şeklinde iki ana başlıkta bunları inceleyebiliriz. Yatırım teşvik sistemleri neler? Yatırım teşvik sistemlerinde işte vergisel destekler varmış. İşte KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimi gibi. İstihdam destekleri var işte sigorta prim işveren lisesi desteği gibi. Finansman destekleri var, faiz ve kar payı desteği gibi. Yatırım yeri ile ilgili destekler var işte yatırım yeri tahsisi gibi. Ve diğer destekler var işte KDV iadesi, gelir vergisi stopajı desteği, sigorta prim işçi lisesi desteği gibi destekler söz konusu. Bunu da aynı şekilde bakanlıklardan takip edilebilir. Diğeri de sanayi yatırım programları. İşte bunlar da Sanayi Teknoloji Bakanlığı'nın teşvikleri olduğu gibi aynı zamanda diğer bakanlıkların da teşvikleri var. Bunları baktığımızda işte Sanayi Teknoloji Bakanlığı'nın Ar-Ge ve Teşvikler Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği Dış İlişkilerin, Kalkınma Ajansı'nın, Sanayi Bölgelerinin, Teşvik Uygulama Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü, KOSGEB'in, TÜBİTAK'ın destekleri söz konusu. Diğer bakanlıkların verdiği destekler var. İşte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, TÜSEP, Kredi Garanti Fonu, Türk Exim Bank, Türkiye Teknoloji Gelişim Vakfı gibi kurumların destekleri söz konusu. Bunlar da yabana atılmamalı. Yani bunları da incelenmeli, irdelenmeli. Bu tür destekler var. İşte Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tabii alt kuruluşlarındaki kuruluşlar bizi daha çok ilgilendiriyor çalışmalarımızda. Bunlar özellikle devamlı takip edilmeli. Diğer teşvik sistemimizde TÜBİTAK destekleri var. Zaten Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın bünyesinde olan bir kuruluş. TÜBİTAK'ın desteklerini de 5 ana başlıkta sıralayabiliyoruz. Bunlar akademik, sanayi, kamu, bilimsel etkinlik, bilim ve toplum. İşte akademik teşvikler var, ulusal destek programları var, uluslararası destek programları var. Ulusal destek programları içerisinde 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1007, 3001 gibi numaralar var, işte 3501 gibi. Uluslararası destek programları içerisinde COS, o demin söyledim. Aslında çoğu konu birbiriyle girmiş durumda. Yani burada başlıklarla sizlerin ilgisini çektirmeye çalışıyorum. Yani aslında COS aynı zamanda bu Sanayi Teknoloji Bakanlığı tarafından da gözüküyor. Avrupa Birliği üzerinden de gözüküyor. TÜBİTAK tarafından da gözüküyor. Farklı yerlerden bu tür desteğe ulaşılabiliyor. Ama bu farklı bakış açısını kazanma bağımında farklı farklı yerlerden buralara ulaşmaya çalışıyoruz. Dikkat etmek lazım bunlara. Diğeri işte sanayi destekleri var. Şu an mesela popüler açılanlar var. Bazıları açılmış durumda. 1501, 1503, 1505, 1707, 1507, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1601, BIC Plus var. Teknokentleri daha çok ilgilendiriyor. SAYEM 1602 var. TÜBİTAK Patent Destek Programı. 1707 var. 1702 var. Uluslararası ortak destek programları var aynı şekilde. İşte Ufuk 2020 ve 1509 TÜBİTAK Uluslararası Sanayi
Ar-Ge projeleri destekleme programı. Bunlardan bazıları. Sanayi teşvik sistemleri var. Maliye Bakanlığı'nın Ar-Ge indirimi tarzında. Bu tür destekler var. Bunların takip edilmesi lazım. İşte kamuda aynı şekilde ulusal destek, uluslararası Ar-Ge panelistler, bilimsel etkinlikler, etkinlik düzenleme destekleri, etkinliklere katılma destekleri, Ar-Ge panelistler, uluslararası destekler. İşte bilim ve toplum, yani ulusal destek programları, uluslararası destek programları, hakim ve panelistlere sağlanan bazı avantajlar var. TÜBİTAK da bu şekilde. Bir de TKDK var. Evet. Bu da tabii önemli. Bu desteklerin de kullanılması lazım. Özellikle tarım sektörüne hitap eden bir kuruluş. İşte bunların da kendi kodlama sistemleri var. 101, 103, 201, 202, 302 şeklinde. Bunlar üzerinden dönüyor bu işler. 101'de neler var mesela? Burada tabii 1, 2, 3, 4 işte süt üreten, kırmızı et, kanatlı, yumurta gibi bir kodlama sistemi var. 101'de o destekle alakalı kısımlar işte. 101'e 1 süt üreten. Büyükbaş veya işte koyun keçi gibi süt üreten hayvanlar için. 101-2 kırmızı et üreten tarımsal işletmeler için. 101-3 kanatlı et üreten tarımsal işletmeler. 101-4 yumurta üreten tarımsal işletmeler gibi destekleri var bunların da. İşte bunların da tabii işte 5.000 avroya kadar en fazla 500 bin avroya kadar gibi destek türleri var. Yani bunları da işin içerisine girerekten bunları incelememiz lazım. İşte 103'te ne var mesela? Gene aynı şey. 103'e 1, 103'e 2, 103'e 3, 4, 5 bu şekilde. Gene süt, kırmızı et. Bakın burada işlenmesi ve pazarlanması. Burada biraz daha pazarlama ağırlıklı. 201'de daha stratejik. Toprak örtüsü yönetimi ve toprak erozyonu kontrolü tarzında. 202'de lider yaklaşım, yerel kalkınma stratejilerinin uygulanması tarzında. 302'de de işte bitkisel üretim, arıcılık, zanaatkarlık, kırsal turizm, su ürünleri, makine parkları, yenilebilir enerji tarzında şeyler var. Proje destek kapsamları söz konusu. Evet. Bunlardan diğer bir olay da GEKA. GEKA'da önemli bir destek unsuru. Bizim için tabii bu bölgede Güney Ege Kalkınma Ajansı. Bunların tabii sayfasında spesifik açılıyor, kapanıyor duruma göre. Yani sonuçta yönetim kurulu bu bölgedeki yöneticilerden oluştuğu için bu bölgenin ihtiyaçlarına göre spesifik projeleri açıyorlar, kapatıyorlar. İşte COVID-19 ile mücadele denetli program tabii spesifik duruma göre de yapılmakta. Fizibilite desteği, teknik destek, proje teklif çağrısı, sosyal gelişme destekliğinin programı gibi çağrılar var. Bunlar kim zaman açılıyor, kim zaman kapanıyor. Bunları takip etmek gerekiyor. İşte mesela sosyal gelişmeyi destekleyen programında ne vardı mesela en son açılanlardan bir tanesi. Kar amacı gütmeyen kurum kuruluşlar için asgari proje bütçesi 1 milyondu. Azami destek oranı %90'dı. Kar amacı güden kuruluşlar için yine asgari proje bütçesi 1 milyondu asgari en fazla. Minimum yani. Azami destek oranı %50'ydi. Bu tarzda destekler var. Bu tarzda işte 18 ay boyunca proje desteği mesela. GEKA'nın yapmış olduğu faaliyetlerden bir tanesi. Neymiş işte o sayfalar girdiği zaman görülecektir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Güney Ege Kalkınma Ajansı tarafından yürütülecek olan tabii bu proje çağrısı şu an geçti ama GEKA'da böyle spesifik çağrılar çıkıyor. Bunları takip etmek lazım. Sosyal gelişmeyi destekleyen programı ilan edilmiş. İşte Muğla, Aydın, Denizli bölgesinde bu bölgeyi içeren bir çalışma. Yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, İslam edilebilirliği arttırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırma amaçlı bir proje çağrısı. Evet, GEKA'dan sonra önemli bir destek unsuru da bu aralar popüler KOSGEB var. Devamlı işte sık sık dile getiriyoruz. Özellikle mikro ve küçük işletmeleri destekle alakalı bazı destek programları vardı. Hala devam eden. Buralardan takip edilebilir. KOSGEB'in sayfasından. Şimdi bunları da bir ele alalım. Girişimcilik destekleri var. Nedir girişimcilik destekleri? Geleneksel girişim destek programı, ileri girişim destek programı, iş planı ödülü destek programı, girişimcilik destek programı, girişimcilik eğitimi gibi faaliyetleri var. İşte Ar-Ge teknolojik üretim destekleri var. Bu çok önemli. Çünkü bu BAP'ta gelen mesela teknoloji gelişim bölgesine gelinirse tabii işletme yönergesinde eğer ters bir hüküm yoksa mevzuatlar gereği hakim
onayına gerek kalmadan, çünkü Ar-Ge ve inovasyon desteği aldığı için proje oradan ki hakemi kabul edildiği için, kamusal destek aldığı için teknoloji gelişim bölgesine hakeme girmeden de girebiliyor. Böyle bir hakkı var mesela bu proje desteğine alınan firmalar için. Bunlar da önemli bu bölgeler için. Neymiş mesela bunlar? Ar-Ge, Ürge ve İnovasyon Destek Programı, Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı, Endüstriyel Uygulama Destek Programı, Kobi Tekno Yatırım, Kobi Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı, Stratejik Ürün Destek Programı gibi destekler var. Diğerine işletme geliştirme destekleri var. Bunlar da işte işletme geliştirme destek programı, işbirliği destek programı, Kobi gelişim destek programı, uluslararası kuluçka merkezi hızlandırıcı destek programı, yurt dışı pazar destek programı, tematik proje destek programı, genel destek programı gibi destekler söz konusu bunlarda da. İşte ne var? Kobi finansman destekleri var. İşkent tekme programları var. Laboratuvar hizmetleri var. Rehberlik hizmetleri var. İşte mikro küçük işletmelere destekler var. İmalatçı mikro küçük işletme hızlı destek programı gibi programlar var. Evet. Son olarak da iştahat incelemesi var. İştahat incelemesini bu sefer gerçekten güzel oldu. Yani tamamen bu desteklerle alakalı paralel bir konu. İşte Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'nın bir proje çağrısıyla alakalı bir çalışma. İşte davanın özetini Gemlik Türü Zeytin Fidanı Destekleme Ödemesi'nin dekar başına 250 TL üzerinden 45 TL'ye düşürülmesi hakkında Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü'nün sertifikalı tohum ve fidan destek konulu 27 Şubat 2007 tarih ve sayılı bakan onayı ile 28 Şubat 2007 tarih ve 2007 Taksim 4 sayılı genelgesinin çiftçiler tarafından dekar başına 250 TL ödeneceği hakkındaki yürürlükten kaldırılan genelgeye güvenerek Gemlik Türü Zeytin Fidanı dikimi yapıldı. Değişikten önce dikim yapanların hakkını korumaması yönünde hukuka aykırı olduğu, Adana ile Cehen ilçesinin Gemlik Türü Zeytin Fidanı'nın ekolojisine uygun olduğu ve bu nedenle dikimin bölgede yaygınlaştığı ileri sürülerek iptale ve uğranıldığı ileri sürülen 21.525 TL'lik zararın yasal faizle birlikte tazminine karar verilmesi istenmekte. Tabii mahkeme bunu inceliyor. Mahkeme diyor ki bakanlığın çıkarmış olduğu bu mevzuat değişikliği bir hak kaybına sebebiyet veriyor vatandaşta. Bundan dolayı bu çıkan mevzuatın iptalini. Bu mevzuatı iptal ediyor. Ama nakit olarak bu 21.525 TL'lik zararın da Danıştay'ın görevi olmadığını, bunun mahkeme aracılığıyla belirlenmesini tarzında bir karar alınıyor. Bu şekilde işte bakanlığın çıkarmış olduğu bu mevzuat iptal edilmiş oluyor. Yani bu da şey önemli, bir proje çağrısı olduğu zaman vatandaşın o çağrıdaki beklenilen faydaya göre faaliyet gösterip daha sonra o faydayı görmediği zaman zarara uğraması tabii kanun önünde mutlaka dikkate alınıyor. Ona göre işlemler yapılabiliyor. Evet, şu an iştahat incelemesini de yaptık. Bunları işledik, kamusal destekleri. Kaynakçalarımızda bunları inceleyerekten bu sayfalara ulaşabilirsiniz. Şu an o seri içerisinde, niçin TGB sorusunun serisi içerisinde kamusal destek konusunu işledik. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.